Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabb şirah li sadri ve yessir li emri. Vahlu lukdeten min lisani yefkahu gavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve a'udhu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Cümleten selamun aleyküm tekrardan. Bugün inşallah 15. sözü tefekkür edeceğiz. Gidebildiğimiz kadar tabii ki de. 15. sözün benim dünyamda diğer ismi, nasıl hani 10. sözün ismi var, Üstad Hazretleri koymuş, başka sözlerin de isimleri var. Bencileyin de buranın ismi Meteor Risalesi denilebilir yani, ya da Göktaş Risalesi. Konusu göktaşları, meteorlar, bunların manevi dünyamızda ifade ettiği anlam. Bunu da Mülk Suresinin 5. ayeti üzerinden izah edecek. Geçenlerde Salih abi burada bir ders yapmıştı. Şey dedi, bu 20. sözde hani taşların hikmetlerini anlatan bir bölüm var. Kalbiniz katılaştı, hatta taştan da katılaştı meali şerifiyle böyle buyuruluyor ya. O ayet üstad ifade ederken taşları anlatıyor. Taşların şu şu özellikleri var diye. Ona Salih abi buna taş risalesi diyormuş. Dedim ya, o zaman buna da meteor risalesi yakışır yani, 15. söz. Meteor Risalesi dün İstanbul semalarında gözükmüş yani, öyle bir abi, benim kerametim değilmiş de babuk iyi denk gelmiş, evet. Risale'nin yani, kerameti değil. Epey de gözükmüş yani. Video alanlar vesaire olmuş. Bayağı uzun süre gözükmüş. Ben de Twitter'a girince gördüm. Bilmiyorum içinizde gören var mı, ama biz o sırada maçta mıydık acaba? Yok, sonra haberlerden videoları izledim. Yani İstanbul semalarında da bir meteor gözükmüş. Konumuza tevafuk etti. Başlarken şöyle bir soru sorayım. Mustafa Kurt abinin sünnetiyle devam edelim. Kur'an'da düşünmez misiniz veya işte akletmez misiniz gibi gibi birçok ifade var. Yani Cenab-ı Hak sanki aksini yapıyormuşuz gibi hiç düşünmez misiniz? Teşvik ediyor. Teşvik de emrediyor. Emrediyor. O da o düşünülebilir. Ama sanki bir iması da bu yapılmıyormuş gibi. Peki acaba kafirler gerçekten hiç düşünmüyorlar mı? Hiç akletmiyorlar mı ki Cenab-ı Hak onlar hakkında böyle bir hitapta bulunuyor? Yani bugün mesela Batı medeniyeti dediğimiz şey kendisini ne üzerinden satıyor en çok? Daha fazla düşünmüyor. Biz yapıyoruz bu işi. Düşünmek bizde, akıl bizde, fikir üretim bizde, ilim bizde. Ama biz de Müslümanlar olarak diyoruz ki siz, Kur'an öyle buyurduğu için zaten biz ona dayanarak diyoruz ki siz bu düşünmenin, bu akletmenin hakkını vermiyorsunuz. Çünkü Cenab-ı Hak size öyle emrediyor. Hiç düşünmez misiniz, hiç akletmez misiniz? Tabii burada müminler de kendinizi geliştirin mesajı almaları lazım, ama asıl bu hitaplardan kastedilen, zemmedilen kafirler. Ne demek lazım? Yani biz burada bu ayetlerle muhatap olduğumuzda veya bu ayetin iddiasına böyle bir itiraz geldiğinde ne demek mana, lazım? İsim, manayı harfi yani. Hiçbir şey o boyutu, o ilmi veya Cenab-ı Hak koyduğu o kanunu, koyucuyu da, o kanunu buldun ama o kanunu kim koydu oraya? Onu söylemezsen işte akıl olmuyor işte. Yani bilmek o olmuyor. O Cenab-ı Hak onların düşünmelerini mi düşünmek saymıyor? Tabii. Çünkü Cenab-ı Hak'a bağlamıyor, irtibat kurmuyor. O anlamda. Ben öyle anladım. Şimdi yani hepsini bilemem de, ama kafirler falan okumaz hani falan gibi. Evet. Onu düşünmez misiniz diye Müslüman bize söylüyor Cenab-ı Allah. Ben öyle anladım. Sebebi de hani sizin açıklama yapın. Hani üstad diyor ya, bile bile dünya hayatını tercih ediyor. Bir layıka da söylüyor. O yüzden ısrarla bizim dikkatimizi vurgu yapmak istiyordu. Ben öyle anlıyorum. Siz bir şey varsa lütfen yo, siz ilave edin. Siz de diyorsunuz ki aslında o ayetlerden bile kastedilen muhatap biz olmalıyız, evet, diyorsunuz. Bizizdir diyor. Çünkü kafir ancak icat ve bir şey için Kur'an'ı okumak ister. Onu da okuyacağını düşünmüyorum. Kafir niye okusun Kur'an'ı? Gelin inanmayan bir insan. Ama işte ayetler ilk indiğinden Efendimiz beyan ediyordu oradan kafirlerin yüzüne doğru. O ilk beyansa dediğinde isterse okumasınlar. Yine de o hitabı işitiyorlar, ama devamı da dediğiniz gibi özel bir ilgiyle ancak muhatap olur. Belki... Ama Kur'an'da sadece ey iman edenlere, ey insanlar diyor yani. Evet. İman edenler var. İman etmiş, iman etmiyorlar. Selahattin abininkini şöyle bir şey için alabiliriz. Kur'an'ın devamı, şey ilk geldiği asrın devamındaki asırlarda hakikaten kafirlerin Kur'an'a muhatap olması için özel bir ilgi göstermesi lazım. Ama ilk asırda birebir kafirlerin yüzüne Efendimiz okuduğu için, hani İslamiyet'e çağırırken bu ayetlerden onları haberdar ediyordu.
Bir tek o ilk asır için onu söyleyemeyiz. İster istemez muhatap oluyorlar da. Bile bile dünya hayatını tercih ediyoruz. Evet. Onun için hiç düşünmez misiniz gibi gibi ben kendimizi algıladım. Evet, güzel. Bu da evet bir mana tabakasında vardır. Buyurun. Ben kelime, Batılılar da bunu kabul ederler. Bilginin doğuş sebeplerinden biri sayarlar. Batı sezgin bunu ispatlar. Batı sezginin Batı bilimleri İslam medeniyetinin çocuğudur diye bir kitap var. Güzel. Yani dünya tarihine şöyle ayırmış. Eski Batılılar, iki değil, vicdanlı olanlar. Muhammed öncesi ve sonrası. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendisi bizatihi diyor ki ben ahir zaman, benden sonra ahir zaman. Evet, biz kıyamette böyleyiz. Kur'an-ı Kerim de insanoğluna bunu teşvik ediyor. Geçmiş ümmetler bunu düşünmediler. Ama bundan sonra beni efendim ayetlerinden çıkarak yola çıkarma zamanıymış gibi bir şey söylüyorsun. Böyle anlamak lazım. Siz de diyoruz ayetler üzerinden düşünme zamanı. Ayet derken tabii kendi ayet ve Kur'an ayetleri. Onlar hakkında düşünmenin zamanı geliyor. Hep örnek veriyor Allah Azze ve Celle ayetlerinde. İşte güneşi, ayı sıralar, ondan sonra düşünmez misiniz, affetmez misiniz der. Güzel. Farkında olarak veya olmayarak kafirler aslında Kur'an'ın tefsirini hizmet ediyorlar. Bilimi ortaya çıkararak Kur'an'ı gittikçe daha iyi tefsir ediyorlar. Yani bize done veriyorlar ama kendileri... Müslümanlara da okumak kalıyor. Aa Sübhanallah bak. Bilimin şu tarafını, Kur'an'ın şu tarafını aydınlatıyor diye. Neticede kafirler de Allah'ı kullar, Allah diyor. Ben de işin kafirlerle de görebiliyorum. Bu dini fasıkla da... Yani saat gibi, saat. Evet. Saati gösteriyor ama kendine adi haber. Hizmet ediyorlar dedi. O, buyurun hocam. Artık adam kardeşimizin dediği doğru. Bir hadis-i şerif var bununla ilgili. Allah, muhtar hadise geçen bir hadis kaynaklı olarak söylüyor. Allah fasık birisinin de sebebiyle bu dini ihya eder. Ya. Yani dinden, imana haber olmayan, tamamen küfür mutlaka içerisinde boğulup giden, ondan sonra kendine gene uyanan birisinin vasıtasıyla dahi bu dini. Bir hak bu dini ihya eder. Evet. Şimdi şerhinde diyor ki, Allah-u Alem diyor, geçmişte olduğu gibi gelecek zamanda da her adamı yakında diyor. Yani geçmişte bu hadiseler olmuş, meydana gelmiş. Demek istikbalde de buna benzer mutlaka hadiseler söyleyecek. Bu yerine gelecek. Yani Müslümanlar yapmasa da Allah bir kafir vasıtasıyla bile bu dini ihya eder yani. Geçmişte olduğu gibi düşerinde. Yani onun bir mana tabakası da hani onların bize şu an done üretmesi. Biz onları iman hakikatlerinin ispatında kullanabiliyoruz mesela. Bir mana tabakası da ortaya çıkmış bir şekilde. Evet. Doğru, güzel. Evet, bütün bu manalar bunun içinde var. Ama ben biraz daha en başta Erdem abinin dediğine yakın anladım. Ya da işte 15. sözü de biraz onun üzerinden anlatmaya çalışacağım. Kur'an bizden Müslümanca düşünmemizi istiyor. Yani düşünmek, evet, kafirde de var. Akletmek, evet, kafirde de var. Ama o akılla Müslümanın aklı, Müslümanın düşüncesi tam birbirinin eşit şeyler değil. Müslüman bir genişlik içinde, vahyin ve sünnetin ona hayal ettirdiği hatta bir genişlik içinde aklediyor. Ama kafir, ama işte zalim, ama işte fasık, o kendi dünya algısının onu daralttığı şekilde aklediyor. Bunu bugün bakarsanız ateistin de kendine göre bir aklı var. Deistin de kendine göre bir aklı var. Hristiyanın da bir aklı var. Ama bütün bu akıllar ne yapıyor? Ne görse kendi yoluna doğru yontmaya çalışıyor. Bu açıdan bu bir darlaştırılmış, sıkıştırılmış bir akıl oluyor ve İslam'ın murad ettiği akıl bu olmuyor. İslam fıtri olan aklı destekliyor. Onun bütün imkanlarını kullanmaya bizi teşvik ediyor. Şimdi 15. sözde mesela bir ayette daraltılmış aklın takıldığı sorunları yine ayeti kerimenin ışığında basamaklarla açacak bize. Peki şu soru aklıyamıyor mu? Tabii, tabii. Kafiri iyi düşünmüş, şunu bulmuş. Ben de kullanıyorum. İyi düşünmemişim bak, bunu iyi düşünmüş. Şunu bulmuş elinde bir telefon. Evet. Yani düşünme olarak düşünebiliyor. Düşünüyor evet. Ama işte kainatın hikmetine dair olan kısmı Allah'la bağlamıyor. Allah'la bağ kuramıyor. Evet, Allah'la evet. Bağ kuramıyor. Amaç bağını kuramıyor. Yani nasılını buluyor ama niçin ne kafayı yolluyor. Yani esbaptan işte kurtulup müsebbi ve hakkiye gidiyor. Evet, konu. Evet. Bir de zaten niçin bilgisi abi biraz da bedel ödemeyi gerektiriyor. Yani
bedel ödemeye hazırsan niçinle muhatap olursun? Çünkü sana sorumluluk yüklenecek. Evet, sorumluluk gelecek ondan sonra. Alemleri yaratan Allah'ı kabul ettikten sonra artık o yokmuş gibi yaşayamazsın yani. Onun arkasında bir bedellenmek, bedelleşme geliyor. O bilginin mükellefiyeti var sana yüklediği. Kafir o kısmını da almak istemiyor üstüne. O yüzden daha böyle nötr bir ilişki. Faydam ekmeğimi ben çıkarayım buradan, sakalımı yapayım ama bana da mesuliyet gelmesin ilişkisi kuruyor bilgiyle. Üzülüyor bazı soru. Öyle öyle abi. Çünkü bağdan şey çıkacak, mevzu çıkacak, vurt çıkacak. Peki hala 15. söz dedik. Nam-ı Diğer'le Meteor Risalesi dedik. Göktaş-ı Risalesi de diyebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَسَابِحَا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ. Bu ayet Mülk suresinin 5. ayeti. Mülk suresinin 5. ayeti kısa bir mealiyle şöyle buyurulmuş. Andolsun ki dünya semasını biz kandillerle süsledik ve şeytanlar için o kandilleri birer taş yaptık. Andolsun ki dünya semasını biz kandillerle süsledik ve şeytanlar için o kandilleri birer taş yaptık. Mülk suresinin 5. ayeti kısacık bir mealiyle böyle buyuruyor bize, böyle haber veriyor. Burada hemen şunu da konuşalım. Mesela bu ayeti kerime bir cümle, manayı sarihi tek bir cümle ama zımmında bize daha çok söylediği birçok şey var. Mesela dese ki Ümit abi bana, Erdem abinin oğlanlarla bizim oğlanlar bugün denizde yüzdü veya yüzmeye gitti dese, bu zahirine baktığınızda bir hükümdür. Olanı öğrenmiş olurum ben yani. Derim ki işte Erdem abinin oğlanlarla Ümit abinin oğlanlar yüzmeye gitti. Hüküm bu. Ama cümle sadece bunu mu söylüyordur bize? İşte mesela biraz işte tefsir usulünde de bu vardır. Bir manayı sarihisi vardır hükmün. Bir de ona acaba ile yaklaştığınızda farklı farklı söylediği şeyler vardır. Mesela buradan şunu da anlarsınız öncülleri olarak. Demek ki Ümit abinin oğulları var. Bir. Bu cümle onu da söylüyor çünkü. Oğullarım gitti diyor. İki, Erdem abinin de oğulları var. Bak cümlelerine çıkan alt hükümler. Üç, bunlar yüzmeyi biliyorlar. Bunlar mesela hemen sarih olarak çıktı. Daha böyle şey olan mesela demek ki Erdem abiyle Ümit abinin arasında bir aile muhabbeti de var. Bunlar aile buluşuyorlar galiba falan. Allah-u Alem kaydıyla bunları da düşünebilirsiniz böyle mesela. Daha ince manalar. Aslında bütün bunlar zahiren bu şeyin cümlenin içindedir. Ama cümleye derinlemesine muhatap olmadığınızda bu manalar hemen size gülümsemez. Ama içindedir. Şimdi Üstad Hazretleri de bu ayete öyle bir giriyor ki içine, her bir basamakta o ayetin bir parçasını bize söylüyor. Mealimi de okuyayım. Andolsun ki dünya semasını biz kandillerle süsledik ve şeytanlar için o kandilleri birer taş yaptık. Ayet-i kerimesi hükmü altında bize neler söylüyor? Yani şeytanlara taş yaptık da şöyle. Rucumel şeyatin. Şeytanlar oraya dünyaya gelmek istiyor da işte taş atılıyor gibi. Rejim var ya, hani rejim olayı var ya. Evet. Biz deriz rejim ettiler. İşte aynı ayette de rejim diyor. Rucumel şeyatin. Yani o gök taşları öyle alalade mesela düşmüyor. Demek ki Allah bir maksatla onları atıyor, şeytanlar diyor. Artık onu bilmiyor. Evet. Bir mesela Mahmut abi söyledi bir tanesini. Taşlar amaçsız değil. O meteor düşmesi hadisesi dün de işte yaşanmış. Bu Cenab-ı Hak bunun bir hikmete binaen yaptığını haber veriyor. Bir, bu ayetin zımmında o var. İki, mesela birinci basamakta gelecek. Canlılık sadece bizim yaşadığımız biyolojik hayata münhasır değil. Göğe çıkabilen canlılar var. Semada da onları taşlayan başka canlılar var. Bak, ayet zımmında bize daha neler söylüyor. Üç, gökte gördüğümüz her şey yıldız değil. Onlardan bazıları hareket edilebilen, atabilen, dünyaya düşebilen küçüklükte taşlar da var semada. Bak, uzay algımıza dair de bir şeyler söyledi. Uzay sadece tek sınıf şeylerden oluşmuyor. Farklı farklı cisimler var uzayda gibisinden de bir inşa oldu. Şimdi ayetin devamı böyle burada tefsir edilecek ve her bir basamak aslında o alttaki öncülleri inşa edecek. Üstad da bize buna göre açıklamamış mı zaten? Bu evet. Hızın buna çıkıyor. Evet evet evet. Orada işaret edilen şeyleri açıyor. Burayı akletti mi? İddiamıza göre. Evet aynen öyle abi. Giriş paragrafı zaten bu paragraf bu risalenin maksadını izah eden paragraftır. Bediüzzaman Hazretleri genelde sözlerde amacını bir paragrafta söyler.
ey kozmografyanın ruhsuz meseleleriyle zihni darlaşan. Neden Bediüzzaman Hazretleri kozmografyanın ruhsuz meseleleriyle zihni darlaşan dedi? Ruhsuz da var. Kozmografya çünkü... Kozmografya nedir? Evet, mesela. Ya daha çok o zamanlar için yani. Şey mertebesine indiriyorlar, tahmin. Efendim, ileriyi öğrenmek. Hmm. Geçmişi bilmek olarak kullanılıyor. Ha, o astroloji olarak siz diyorsunuz. Evet, astronomi değil de. Öyle başlamış zaten. Ha. Onun burada herhalde kastettiği daha çok astronomi gibi. Astronomi, evet. Burada Bediüzzaman Hazretleri gök bilimini, uzay bilimini niye ruhsuz diye ifade ediyor veya zihni niye darlaştırıyor diyor mesela. Niye? Çünkü onlar o bilim öyle bakıyor. Orada işte milyonlarca yıldız var. Kendi kendine dönüyorlar, dolaşıyorlar. Bir sahipleri yok. İşte efendim mesela sahnesi baktığı için... Bizim hastalarımızın alamayacağı kitleler, bir alamayacağı şey yok. Enerjiler... Bir maksatları yok. Bir maksatları yok. Hmm. Bir şeyleri, tamam. Amaçları, bir gayeleri yokmuş gibi bakıyor onlara. Hmm. Ondan dolayı işte o usta ruhsuz diyor. Yani ne yapıyor? Ruhu dağıtıyor. Çünkü niye? Sen şimdi onların sahipsiz olduğuna eğer hükmedersen onlar her an bizim dünyaya çarpabilir, ölebiliriz, bizi yakabilirler. Değil mi? Çünkü böyle bir sersem gibi bakılıyor onlara. Yani böyle başıboş, işte zinciri birinin elinde değil, sahipsiz. Böyle olunca da orada daraltıyor işte. Hmm. Kafirin bakış açısı. İlha gibi görüyorlar herhalde. İnsansız hava aracı gibi görüyorlar. He. İnsanlar hava aracı olsa ruh olur herhalde. Hmm. Tabii bir mana var. Buyurun hocam. Tabii bu soruya şöyle müşber olmaları görmelerimiz. Şimdiki müsbet ilin sadece bir şeyden bahseder. Neden? Niçin ve nasıl? Okullardaki okutan bütün ilim dalları astronomiden takiliğe varıncaya kadar böyle müsbedeyim bütün ilim mecmuasında hakim olan unsur neden, nasıl ve niçin? Kim sorusuna yaraşmıyor. Bugün okullarda okuyoruz. Evet. Yıldızlar nasıl teşekkür eder? A'dan Z'ye kadar anlatılır. Yıldızlar öyle mi nasıl olur? Onu da anlatır izah eder. Peki yıldızlar niçin teşekkür eder? Niçin ilana getirir? Onu da anlatır izah eder ama yapan kim, yaratan kim, faali kim sorulsa katıya cevap vermiş. Hmm. Okullardaki bütün mevzuları incelediğimiz zaman bu mimar üzerine felsefenin bütün izah tarzlarıyla geçer ve değerlendirir. Hmm. Fakat faali dediğimiz niçin sorusunda temas etmediği için okuldaki öğrenci bilmez bunu, alamaz bunu, ruhuna yavur, yani ben düşünüyorum, taşınıyorum, yıldızların ilana geliş tarzı şöyle olur, böyle olur derken peki bunu yapan kim, meydana getirdiğine kim sorusuyla karşı karşıya geldiği zaman cevap verilmediğinden dolayı ve kendisine bilmediğinden hakikaten müsaadenin işaretiyle onun kalbinden, ruhunda bir daralma olayı ne var yani? Beni tekim şu andaki o okul mezunlara baktığımız zaman öğrencilerimizin kısmı azami %80-90'ı ilkokulun 4. sınıfında ta önümüzden son sınıflarına kadar varıncaya kadar ha bu minvan üzerinden okuldaki ilimler okuduğu için öğrencilerinin ruhlarından namı minara geliyor tabi. Hmm, neticede atayış olarak çıkar. Hmm. Yine karşı tamamıyla diklenme tarzında bir çepe meydana getirip şimdiki duruma baktığımız zaman şahit ediyoruz. Ama şimdi ileride gelecek tabi üstadımızın işaret ettiği mesele faal dediğimiz o nesne bulunduğu zaman haliyle mesela üstadımız diyor ya 30 sene tahsilinde 40 sene önünde yalnız 4 kelimeyle kelime öğrendim diyor. Kelimelerden asal mana hadir, mana ismi, niyet ve nazar diyor. Evet. Şimdi mana isminin mahiyetinde bütün anlattığımız bu konuda hakim olduğu için mana fiile temas etmiyor böyle. Yani. Mana fiil dedi, biz yaratan kim, meydana getirene kim hususiyeti dile getirilmediği için üstad da orada geniş geniş cevap verir gider. Ben de kendiminkini anlatayım. Ben de bençleyin şöyle, tabii sizinkilerle alakalı yine onlarla yani aynı bağlam içinde. Mesela biz birisine niye ruhsuz deriz? Ya işte filanca çok ruhsuz adam. Genelde bizim bundan kastettiğimiz o adamın ilgisizliğidir. Cansızlık. Yani mesela çevresine hiç ilgi göstermiyor. İşte atıyorum etrafında duygusallaştıracak, hayret duyulacak şeyler var ama hiçbirisine tepkisi yok. Bu gamsız veya işte o duygusal bağ kuramayan insana biz ruhsuz deriz. Bilimsel bilginin de aslında böyle bir tarafı var. Evet, çok güzel genel kültür sahibi oluyorsunuz, bir sürü şey öğreniyorsunuz ama insanı içinde bir yere götürmüyor. Ben mesela burada otursam, 2-3 saat güneşin mahiyetine dair kitaplar okusam, bu beni Ahmetliğimde daha ileri bir yere götürmüyor. Yani Ahmet başka bir Ahmet olmuyor bu bilginin sonucunda.
Ama onu imani bir bilgi şeyine dönüştürdüğünüzde, Allah'ın marifetine dönüştürdüğünüzde Allah'ı bilmek muhatabı olarak da sizi bir şeyler olmaya zorluyor. Çünkü artık işte diyelim içimizdeki birisinin çok yüksek makamlı birisi olduğunu bilsek burada oturuşumuz, duruşumuz, konuşmamız biraz etkileniyor bundan, değil mi? Çünkü neden? Değişti. Ona bakışımız değişti. Onun karşısında duruşumuz da değişti. Muhatabın durumunun bilgisine göre bizim de durumumuz değişiyor. O yüzden astronomi üstad belki bu ifadeyi kullanıyor. Yani bu bilgi insanı kendi içinde mesafe aldırmayan bir bilgi oluyor. Eğer Allah marifetiyle şey yapılmazsa, karıştırılmazsa, zenginleştirilmezse o bilgi bizi içimizde hiçbir yere götürmüyor. Yani ruhsuz bir şey olarak kalıyor. Bir malumat yığını olarak kalıyor. Allah alem. Ahmet abi ben de şöyle katta bulunayım. Kozmografya ne yapıyor? İşte güneş var, yıldızlar var. Bütün olanı tespit ediyor. Ama biz iman gözlüğüyle baktığımızda Subhanallah deriz. Allah-u Ekber deriz. Zannedersen ruh orada. Evet değil mi? Bizde ruha dönüşmüş yani, oluyor o bilgi. Gördüğümüzde işte Subhanallah, Allah-u Ekber deriz. Arkasındaki gizli yeri görüyoruz. Yani oradaki evet. O dönen kimi nasıl yapıyor? Yani bilgi insani bir tepkiye dönüşmüş oluyor. Böyle. Yani ruhlanıyor bizim ruhumuz. Evet. Bizden bir hayat kazanmış oluyor. Yoksa ötemizde bir duvar gibi, bir taş gibi bir şey olarak kalıyor bilgi. Belki bu. Ey kozmografyanın ruhsuz meseleleriyle zihni darlaşan, aklı gözüne inen ve şu ayetin azametli sırrını o sıkışmış zihninde yerleştiremeyen mektepli efendi. Yani bu risalenin muhatabı mektepliler, okumuşlar, biliyorum sananlar. Üstad onları muhatap almış. Burada mesela aklı gözüne inmek ifadesi de ilginç. Neden? Bunu sadece hani gördüğüne inanmak manasında değil, deneylemediğine mesela bilimsel metodolojide bu var. Bilim der ki ben bir şeyi deneyleyemiyorsam ona inanmam. Sunup denemiş yani, olmasın. Laboratuvara sokmuyorsam ona inanmam. Ama akıl bundan daha geniş çalışır. Akıl hatta hayal ihtimallerini bile kollar. Mesela diyelim yolda ben işte selam verdim. Ümit abi selamımı almadı. Şimdi zahirde bu olay nedir? Selam verdim almadı. Yani Ümit abinin bana bir husumeti var. Ama benim hüsnü zannım ne der bana? Ya adamın belki bir derdi vardı, belki dikkati dağınıktı, belki başka bir şey var. Evet bak akıl başka ihtimalleri de kollar. Öyle olmamış olabilir, böyle de olmuş olabilir. Benim sadece olayı yorumlamam diyelim, o da beni yanlışa götürebilir. Ama ihtimalleri kollamam beni daha isabetli sonuçlara götürebilir. Bilimsel metodoloji de bizi şeye zorluyor. Gördüğümüze, deneylediğimize inanalım, onun dışındaki hiçbir şeye inanmayalım ama bu doğru mu? Bu doğru bir tutum değil. Çünkü aklın imkanları daha geniş. Akıl kendisine verilmeyen ihtimalleri de kollamayı bilir yani. Devam ediyor. Arkanda güneşin resmi var değil mi? Evet. Mesela bilimde diyor bu güneş işte çapı ne kadar? İşte kaç bin yıldır yanıyor? İşte dünyanın uzaklığı ne kadar mesafe? Evet. Ama demiyor ki şu akıl yetmediği yerde ya bunun yakıtı nereden geliyor diyemiyor. Demiyor. Derse bu sefer ne olacak? Ha onu yaratan kişi onun şey yakıtını veriyor bir yerden koyuyor. Evet. O yüzden de daha Bakara suresinin başında onlar ki diyor gayba iman ederler. Cenab-ı Hak gayba iman etmelerini müminlerin övüyor. Gayb nedir? Bizim beş duyu organımızda bilemediğimiz alem. Akıl gözüne inenlerin göremediği. Evet. Yani gayba iman etmek o beş duyu organında bilemediğinin de varlığına ihtimal vermek, ona böyle hani akılla uzanmaya çalışmak Cenab-ı Hak bundan memnun yani. İşte mesafe koymayacaksın işte. Evet evet. Mesafe koymayacaksın. Evet. Burada muhatap mektepli efendi. Ey kozmografyanın ruhsuz meseleleri zihni darlaşan, aklı gözüne inen ve şu ayetin azametli sırrını o sıkışmış zihninde yerleştiremeyen mektepli efendi. Demek ki bize bilim bazı düşünme alışkanlıkları da aşılıyor, bizi şekillendiriyor. Üstad Hazretleri de şimdi diyor ki sen bu ayeti anlayamadın mı, fark edemedin mi, güzelliklerini göremedin mi? Bak diyor o sendeki arızalardan değil haşa ayette bir kusur olduğunda. Senin seküler ilimleri öğrenirken aldığın prangalar var, aklına taktığın, zihnine taktığın prangalar var. Onlardan dolayı bu ayetin yüksekliğine çıkamıyorsun.
şu ayetin semasına 7 basamaklı bir merdivenle çıkılabilir. Gel, beraber çıkacağız. Birinci basamak. Hakikat ve hikmet ister ki, ayeti bir daha hatırlayalım, çok konuştum ben arada. Andolsun ki dünya semasını biz kandillerle süsledik ve şeytanlar için o kandilleri birer taş yaptık. Mülk suresinin 5. ayeti. Şimdi onun ilk basamağı, ona çıkmaya çalışıyoruz ayete. Birinci basamak, hakikat ve hikmet ister ki zemin gibi semavatın da kendine münasip sekeneleri bulunsun. Hakikat ve hikmet ister ki zemin gibi semavatın da kendine münasip sekeneleri bulunsun. Lisan-ı şer'ide, yani dini lisanla, İslami terminolojide o ecnas-ı muhtelifeye melaike ve ruhaniyat tesmiye edilir. Evet, hakikat öyle iktiza eder. İktiza gerektirir. Yani gerektirir, evet. Hakikat öyle gerektirilmiş. Zira zemin küçüklüğü ve hakaretiyle beraber zihayat ve zişuur mahluklardan doldurulması ve ara sıra boşaltılıp yeniden zişuurlarla şenlendirilmesi işaret eder. Belki tasrih eder ki şu muhteşem burçlar sahibi müzeyyen kasırlar hükmünde olan semavat dahi zişuur ve zevil idrak. Zişuur, şuur sahibi, zevil idrak. Anlayış şeyi de var. Anlayışa da sahip. Mahluklarla doludur. Onlar dahi ins ve cin gibi şu alem sarayının seyircileri ve şu kainat kitabının mütalacıları ve şu saltanat-ı rububiyetin dellallarıdırlar. Çünkü kainatı hak ve hesaba gelmeyen tezinat ve mehasin ve nukuş ile süslendirip tezin etmesi bilbedahe mütefekkir istihsan edici ve mütehayyir takdir edicilerin enzarını ister. Şimdi paragrafı böyle bir okuduk geldik. Şimdi tekrar yukarıya dönüyoruz. Burada Bediüzzaman Hazretleri bize meleklere imanın delillerinden birisini anlattı. Nedir o? Cenab-ı Hakk'ın kendisi bir, sıfatları esması, iki, kainatı yaratış adetullahı. Yani bir, kainatta uygulamalarını gösterdi. Bir de Cenab-ı Hakk'ın sıfat ve esmasını, ondaki tutarlılığını delil olarak kandı. Mesela nasıl? Zira zemin küçüklüğü ve hakaretiyle beraber zihayat ve zişuur mahluklardan doldurulması ve ara sıra boşaltılıp yeniden zişuurlarla şenlendirilmesi işaret eder. Belki tasrih eder ki şu muhteşem burçlar sahibi müzeyyen kasırlar hükmünde olan semavat dahi zişuur ve zevil idrak mahluklarla doludur. Ahmet abi, dersin başında senin de bu mesela meteor risalesi. Evet. Yıllar önce kardeşim, şimdi işte böyle muhabbet geçince, yani diyor, üstad diyor, Bediüzzaman Sayın Üst diyor, bu işte insan üstü varlıklar veya işte uzaylılar tabir edilen, bir zamanla çok gündemli. Bundan bahsetmiş mi dedi, ben 15. sözü okuyunca aklıma direkt burası gelmişti. Hmm. Yani gerçekten burada biz şimdi, yani şu arkadaki tabloya baktığında bu, yani semanın ve galaksinin evreni çok küçük, cüz'i bir resmi değil mi bu? Burada dünyayı görebiliyor mu? Göremiyoruz. Yani burada bir nokta kadar olan bir dünyada Cenab-ı Hak onca zişur, yani idrak diyor de, idrak sahibi varlık yaratmış. Yani nokta kadar dünyada yarattıysa bu kainat boş olabilir mi? Ha burada sen ona ne dersin? İsim olarak üstad burada ruhaniyetin melaike demiş. Bu arada vardı. Hatta orada tabir diyor ya. Güneşin bile kendine göre sekeneleri var, sakinleri var. Evet. Ama biz illaki bir buna şekil giydireceğiz. Evet. Yani bu, buradaki ben hani üstadın delillendirmesini dün de hatta bir muhammed derste konuşmuştuk. Üstad Hazretleri Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetindeki tırnak içinde tutarlılığı üzerinden ispat ediyor. Mesela bizim bir insanın kalitesini nasıl anlarız? Ya adam hiç hayatında falso vermedi. Hayatı boyunca prensipleri çerçevesinde yaşadı. Yani orada öyleyse burada da böyleydi yani. Hiç kendisini yalanlamadı. Kaliteli insanmış deriz değil mi mesela? Cenab-ı Hak da işte Zat-ı Sübhanesine layık bir şekilde tutarlı uluhiyetinde. Yani sadece burada Rahman, burada Rahim değil. Alemin her köşesinde Rahman ve Rahim. Bu Cenab-ı Hakk'ın bütün eserlerinde bir tutarlı yaratılış
neticesini sonuç veriyor. Yani Cenab-ı Hak sadece buraya değil, oralara da rahmet etmiştir, oralara da kerem etmiştir. Buralarda bilinecekler ve bilinenler yarattığı gibi, orada da bilinecekler ve bilenler yaratmıştır. Yani, olmaz. Evet, boşuna olmaz. Bizim görmüyor olmamız olmadığını, bilinenlerin olduğunu gösteriyor. Mesela evet. Biz denizin içinden olduğunu görmüyoruz diyelim. Yani bilim yok, çağ çok geride. Denizden de korkuyoruz zaten girmeye. Balıkları görmüyoruz. Bu onların olmadığını göstermez ki. Havada da, şimdi anlıyoruz ki havada da canlılar var. Taşların içinde de canlılar var. Ama biz görmüyoruz. Var da onlar. Yukarıdakilerde de var ama biz görmüyoruz. Aslında Mahmut abi şey konusunda işte ben niye bu dersin başlığı olarak şeyi verdim. Bediüzzaman bilim felsefesi mi yapıyor başlığını vermiştim derse. Aslında burada Bediüzzaman Hazretleri'nin yaptığı bir ölçüde bilim felsefesi. Bilim felsefecileri bilimin metodolojik hatalarını ortaya koymaya çalışmışlar. Mesela bilim diyor ki benim doğruladığım doğrudur, yanlışladığım yanlıştır diyor. Demişler ki senin böyle bir hakkın yok. Sen şimdi doğrulamadın diye, yerçekimi kanunu diye bir şey yok muydu asırlar boyunca? Yani nasıl kendine sınırlayabiliyorsun? Ben bulduysam vardır, ben bulmadıysam yoktur demeye hakkın var mı senin demişler. O zaman şuna bir dönmüşler. Demişler ki, o zaman işte bizim yanlışladığımız yanlıştır ama diğer alana tamam dokunmayalım. Çünkü hakikaten biz doğrulamasak da o şeyler varlığa devam ediyor. Bu sefer yine bilim felsefeciler demişler ki, kardeşim sen kendini de yanlış diyorsun. Mesela bir gün şuna şöyle diyorsun, Newtoncu fizik var mesela, işte bir onun makine dünya algısı var. Sonra kuantum fiziği diye bir şey çıkarıyorsun, kendin kendini yanlışlıyorsun. Yani demişler bu tutumun da yanlış, sen dışını tayin etmeye çalışma. En son mesela şey diyorlar, bilim ancak şunu demeye hakkı vardır. Yeni bir şey bulduk mesela, eskisinden daha az yanlış içindeyiz. Ancak diyor bunu söylemeye hakkımız var. Hakikate ulaşma yolunda ne kadar mesafe aldık biz bilmiyoruz diyorlar mesela. Evren çünkü sürekli yeni şeyler öğretiyor bize. Bir önce söylediğimizi bazen bir sonra biz kendimiz yalanlıyoruz. O zaman bizim hakikati tayin etme hakkımız yok. Biz ancak eskisinden daha az yanlış içindeyiz diyebiliriz diyorlar. Sonra gelenler ona da kızıyor mesela. Diyorlar buna da hakkın yok. Çünkü bu sezgilerinin veya işte tespitlerinin seni daha büyük bir yanlışa sürüklemediğini nereden biliyorsun? Belki de senin kainat algın yanlış yöne doğru gidiyor. İşte mesela cep telefonuyla çivi de çaksan bu fonksiyonel bir şeydir. Ama doğru değildir. Sen belki de kainatı şu an cep telefonunu çivi çakmak için kullanmak gibi kullanıyorsun. İşte araçlar yapıyorsun, bilmem neler yapıyorsun. Tamam ama acaba Allah bunun için mi yarattı? Belki de senin kullanma fonksiyonun yanlış yani. Orada tamamen yanlış bir yoldasın ama işe yarıyor. İşe yaraması doğru olduğu anlamına gelmez diyorlar mesela. Böyle de eleştiri yapıyorlar. Bu enteresan bir şey abi dediğin gibi. Yani burada Üstad Hazretleri de bize ayet üzerinden şey yapıyor böyle. Ya hayat neden bizim burada yaşadığımız biyolojik hayata münhasır olsun? Onu bir düşün diyor mesela. Sen şimdi Kur'an bir şeyden haber veriyor. Bu meteorlar göğe çıkmaya çalışan şeytanları taşlamak için melekler tarafından atılıyor diyor. Sen diyorsun ki ya olur mu öyle şey? İyi de şunu bir düşün. Hayat neden senin biyolojik hayatına münhasır olsun? Tamam sen hayatı bu şekilde yaşıyorsun bu dünyada ama senin farkında olmadığın çok farklı hayat çeşitleri olabilir. Nihayetinde hayat bir şeyin kendi bütünlüğünün farkında olup dışında kendisinin dışında olduğunu fark etmesidir. Yani özünde hayat dediğiniz şey tek hücrelerde bile bir bakteri mesela kendisinin bir bütünlük olduğunu bilir. Çok zayıf bir şuur düzeyinde de olsa. Dışarısının da dışarısı olduğunu bilir. Ne yapar? Oradan zararlı bir şey geldiğinde kendisini korur. Faydalı bir şey gördüğünde de ona gitmeye çalışır, almaya çalışır, fethetmeye çalışır. İçindeki sistemi korumak için. Ama şunu bilir yani, içindeki sistem ile dışındaki sistem aynı değil. Hayat özünde budur. Ama sende daha karmaşık bir şekil var. Belki uzayda daha farklı şekilleri var bunun. Bunu bilemezsin diyor usta. İşte ilk ispatı da Cenab-ı Hakk'ın tasarrufatındaki tutarlılığı. Tekrar buraya dönelim. Zira zemin küçüklüğü ve hakaretiyle beraber zihayat ve zişuur mahluklardan doldurulması. Böyle mi? Evet. Hakikaten böyle. Yani bir avuç toprakta mikroskopla geldiğiniz zaman hiçbir yer boş bırakılmamış. Bir damla su böyle büyütüp bakıyorsunuz. Binlerce, yüz binlerce canlı var belki içinde.
Cenab-ı Hakk'ın demek ki böyle bir adeti var. Maddiyatı yarattığı zaman hemen onun şahidi olan canlılığı da yaratıyor. Üstadımızın bahşettiği Risalet-i Ahmediye'de Hüseyin İncisi Hazretleri bu konuyu anlatıp izah ederken bir damla suya işaret ediyor. Bir damla suda 1 milyonun üzerinde canlı mağlup veriyor. Sadece bir damla suda. O da o zaman da teslim ediyor. Tabii. Şimdi kim bilir ne boyutlara gelmiştir. Ben üstadım misal olarak. Evet. Bak Cenab-ı Hakk'ın böyle bir aleti var. Buradan bunu çıkarıyoruz yani. Cenab-ı Hak maddeyi yarattın mı, o maddenin içinde, o maddedeki tasarrufata şahit olacak canlılığı da yaratıyor. Her boyutta, mikro düzeyde, makro düzeyde. Zihşuur mahluklardan doldurulması ve ara sıra boşaltılıp yeniden zihşuurlarla şenlendirilmesi işaret eder, belki tasrih eder, açıklığa kavuşturur ki, şu muhteşem burçlar sahibi, şurası yani, Üstad Hazretleri burayı kastediyor. Şu muhteşem burçlar sahibi müzeyyen kasırlar, süslü saraylar gibi olan semavat dahi zişur ve zevil idrak mahluklarla doludur. Onlar dahi ins ve cin gibi şu alem sarayının seyircileri ve şu kainat kitabının mütalacıları ve şu saltanat-ı rububiyetin dellallarıdırlar. Bilgi var. Bilecek olmazsa ne olur bilgi? Abese düşer. Yani Cenab-ı Hak dünyayı bir kitap gibi yaratmış. Aslında muhatap olduğumuz her şey bir bilgi yığını. Nasıl bu bilgi yığını? Aslında Ayhan abi de bir bilgi. Yani Cenab-ı Hakk'ın onda bir sürü sanatı var. O sanatının şiddetinden Ayhan abi hitap çiçekleri açmış. Üstad bir yerde diyor ya, kainattaki sanatı Cenab-ı Hakk'ın kitap suretine girmiş. İnsandaki sanatı diyor hitap çiçekleri açmış. Yani sanatın o kadar yoğun bir hali ki Ayhan abi, o artık insan diye tezahür etmiş. Kendi aklı var, kendi iradesi var. O kadar yüksek bir sanat. Bu bir bilgi. Bu böyle bir bilgi olduğu gibi evren de bir bilgi yığını aslında. Biz evreni neyle açıyoruz sürekli? Katman katman. Bilmekle açıyoruz. Aa diyoruz şurada bir nebula varmış. Tamam ondan sonra bir sonraki nesil geliyor. Aa diyor o nebulanın bilmem şunları şunları varmış. Sonra bir sonraki nesil asıl şeyler geliyor. Aa bunda şurada şu varmış, burada bu varmış. Böyle sayfa sayfa, kitap sayfası gibi kainat sürekli açılıyor. Alttan sürekli yeni bilgiler çıkıyor. Biz tamam, gücümüzün yettiği kadar bir alanda buna çalışıyoruz. Ama o kainattaki bilgi, ya insan yetebilir mi yani? Demek ki oranın da ona göre sakinleri var. Olması lazım. Mutala ediyorlar. Tabii. Şuurlar. Yoksa oraya yüklenmiş olan bilgi abese düşer. Cenab-ı Hak bu kadar niye doldurdu burayı bilgiyle? Bizden başkası yoksa. Bu kadar büyük bir uzaya ne gerek vardı? Yani okul yapmış, işte dersleri koymuş, kitapları koymuş, her şeyi koymuş. Yani muallim de göndermiş ama öğrenci yok. Evet. O zaman niçin yapılmış orası? Abese düşer, evet. Haşa. Biz de Cenab-ı Hak abesten tenzih ederiz. Hikmetsiz olamaz. İşte burada ona Üstad Hazretleri dikkat çekiyor. Muhteşem burçlar sahibi müzeyyen kasırlar hükmünde olan semavat dahi zişur ve zevil idrak mahluklarla doludur. Onlar dahi ins ve cin gibi şu alem sarayının seyircileri ve şu kainat kitabının mütalacıları ve şu saltanat-ı rububiyetin dellallarıdırlar. Bizim gördüğümüz fonksiyonu onlar da görüyor. Onlar da burada suda balıklar nasıl yüzüyorsa, biz karada nasıl hareket ediyorsak, onlar da havada, orada Cenab-ı Hak o özelliği onlara vermiş. Onlar da suyun balıkta yüzer gibi orada yaşıyorlar, tabii hareket ediyorlar. Bizim bilmemiz şart değil. Evet. Mahmut abinin dediği gibi yani bizim bilmemiz bilginin sınırı değil. Haşa biz varlığın ilahı değiliz ki haşa biz sınırlayalım. Bizim bilmemiz de sınırlansın. Rabbül Alemin ilmi ancak onları şey yapar. Evet. Çünkü kainatı hat ve hesaba gelmeyen tezyinat ve mehasin, yani süsler, güzellikler ve nukuş ile süslendirip tezyin etmesi, bilbedahe, apaçık, mütefekkir istihsan edici, bak, kainatı bu kadar bilgiyle yüklemesi, tezyinat, mehasin, nukuş ile süslendirip tezyin etmesi, bilbedahe, mütefekkir istihsan edici, yani düşünecek, güzel bulacak, böyle yetenekleri olması lazım muhataplarının. Yoksa sergiyi açtı, kimseyi çağırmadı. Abes olur. Haşa sümmâşe. Cenab-ı Hakk'ı tenzih ederiz bundan. Demek ki oranın da mütefekkir istihsan edici ve mütehayyir, hayret eden, takdir edicilerin enzarını ister. Burası istediği gibi
Evrenin tamamı da bunu ister. Evet, hüsn elbette bir aşık ister. Çok güzel bir şey değil mi? Hüsn elbette bir aşık ister. Bir yerde güzellik var ama seveni yoksa o güzellik bir ölçüde ne olmuş oluyor? Ziyan olmuş oluyor yani. Gül yani bülbülle tamamlanmış olur. Ya beraber olursa. Böyle mesela diyelim değeri bilinmemiş bir ilim adamı olduğu zaman diyoruz anadam ziyan oldu, kabiliyetleri ziyan oldu diyoruz. Niye kıymeti bilinmedi, işte emeği gözetilmedi falan. Bunun gibi de Cenab-ı Hak her nerede bir güzellik yapmış, biz hemen onun amacının doğrultusunda muhatap olarak yaratılmış şeyi de aramamız lazım. Evet, hüsn elbette bir aşık ister. Taam ise, yani yiyecek ise aç olana verilir. Halbuki ins ve cin şu nihayetsiz vazifeye, şu haşmetli nezarete, şu vüsatli ubudiyete karşı milyondan birisini ancak yapabilir. Oraya elimiz yetişmiyor. Ya bizim çabımız ne abi? Dünyadan çıkamıyoruz. Yani bizim daha böyle şahitliğimizin gittiği yer neresi? Bazen bir yıldız daha yeni ışığını bize ulaştırmış oluyor. Şimdi biz o yıldızın marifetine nasıl erişebiliriz? Veya işte yerin altında bilmem ne kadar derinlikte bilmem ne var. Bizim daha yeni malumatımız oldu ama oradaki güzelliğin bir muhatabı yok muydu? Mutlaka vardı. O güzellik boşuna yaratılmadı yani. Evet. Milyondan birisine ancak yapabilir. Demek bu nihayetsiz ve mütenevvi vezaife ve ibadata nihayetsiz melaike envağı ve ruhaniyat ecnası lazımdır. Yani farklı farklı melek türleri ve ruhaniyat cinsleri lazımdır ki bu vazife oralarda da eda ediliyor olsun. Bazı rivayetin işaretiyle, evet vaktimiz de bitiyor, şurayı bitirelim, mevzu bitmiş olsun. Bazı rivayetin işaretiyle ve intizam-ı alemin hikmetiyle denilebilir ki, bir kısım ecsam-ı seyyare, seyyarattan tut ta katarata kadar bir kısım melekenin merakibidirler. Hani mesela yağmur damlalarıyla beraber bir melek inermiş yeryüzüne ve o meleğe bir daha sıra gelmezmiş. Bu rivayetin bir hikmeti de şu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam niye bundan bizi haberdar ediyor? Yağmur damlasında öyle bir sır var ki ona bir meleğin şahitlik etmesi gerekiyor. O kadar değerli bir şey. Hani bir, öyle bir sanat var ki onda, insanoğlu onu kaçırıyor çünkü. Biz her bir yağmur damlasında ne oluyor göremiyoruz. Ama Cenab-ı Hakk'ın ondaki sanat iktiza ediyor ki onun bir şahidi olsun. Topraklarda buluşunca zaten yeşillikler saçıyor. Evet değil mi? Biz o kısmına şahitlik ediyoruz. Ama o damlada neler oluyor ona da şahit olan melek var. O güzellik de gösteriliyor. Yani şahidi kılınması bir ölçüde onunla arşivlenmesi gibi. İnsan bir şeye şahit olduğu zaman ne oluyor? Yıllar geçse bile onu anlatabiliyor. Cenab-ı Hak bir tür o güzelliği sende arşivlemiş oluyor. Bizi cennette yaratacağı zaman, işte ahirette tekrar bizi yarattığı zaman da kendi hususi cennetimize o arşivi biz götürmüş olacağız. Bu faniyattaki bilgiyi oraya taşımış olacağız. Belki meleklerin de amacı yok. Onlar da varlıktaki bilgiyi kendi şahitliklerinde tutuyorlar. Bir hard disk gibi. Onlarda kaydediliyor faniyatın bilgisi. Bir kısım melekenin merakibidirler. Onlar bunlara izni ilahi ile binerler, alem-i şahidi seyredip gezerler. Hem denilebilir ki bir kısım esam-ı hayvaniye, hadiste tuyurun hudrun tesmiye edilen cennet kuşlarından tut, ta sineklere kadar bir cins ervahın teyyareleridirler. Onlar bunların içine emri hak ile girerler, alem-i cismaniyatı seyran edip o cesetlerdeki hasselerin pencereleriyle cismani mucizat-ı fıtratı temaşa ederler. Emir Dağ layıkasında çok rastlarsınız. Bediüzzaman Hazretleri'nin kuşları hep hüznü tevil etmesi vardır. İşte geçen odama girdim, odamda bir kuş gördüm. Yem verdim, yemedi diyor mesela. İbrahim Aleyhisselam'a, Lut Aleyhisselam'ın kavmine azap getirecek olan melekler önce İbrahim Aleyhisselam'a uğruyorlar ya, Kur'an'da da anlatılıyor. İbrahim Aleyhisselam onlara bir oğlak mı kesiyor, sığır mı kesiyor, bir dana mı kesiyor, bir şey kesiyor, getiriyor, yemiyorlar. Bu hep... Korkuyorlar. Evet, niye yemediler diye. Ama melek onlar, onların onun yemesi olmadığı için. Üstad Hazretleri de mesela bunu ben niye anlatır diye düşünürdüm Emir Dağ'la arkasında. Kuş girdi, yem verdim, yemedi diyor. Ya da kaçmadı. Kaçmadı diyor, yemedi diyor.
Muhtemelen Üstad Hazretleri işte o kuşlara böyle bir yorum getiriyor. Ve genelde o kuşlar geldiğinde iyi bir şey oluyor Üstad Hazretleri mesela. Hani hep onu hayra yoruyor. Bunlar geldi iyi bir şey olacak. Belki de burayla da ilgisi var yani. Onların normal kuş olmadığını düşünüyor olabilir. Cennet kuşlarından tut ta sineklere kadar bir cins ervahın teyyareleridirler. Onlar bunların içine emri hak ile girerler. Alemi cismaniyatı seyran edip o cesetlerin hasselerinin pencereleriyle cismani mucizatı fıtratı temaşa ederler. Demek ki o canlılar aynı zamanda meleklerin bu dünyaya açılan pencereleri de olabiliyorlar. Hayvanların bir yaratılış hikmeti de bu. Melekler dünyayı onların gözlerinden izleyebiliyorlarmış. Elbette kesafetli topraktan ve kuduretli sudan, bulanık sudan mütemadiyen sürekli letafetli hayatı ve nuraniyetli zevil idrakı halk eden Halık'ın elbette ruha ve hayata münasip şu nur denizinden. Çok ilginç. Yani biz nasıl bir hayatı yaşıyoruz? Karbon bazlı hayat diyorlar. Karbon, hidrojen, bizim hayatımızın özü. Karbon, hidrojen, azot, oksijen. Evet, bu dört molekülden kurulmuş bir hayattır bizim o biyolojik hayat dediğimiz. Üstad diyor ki, bu diyor bir şey değil ki. Şey daha layık diyor hayata, nur, ışık. Hatta ışıktaki mesela o ne parçası diyorlar onlara? Foton parçaları, ışık mesela foton taneleriyle taşınıyor diyorlar bir teoride. Belki de foton taneciklerinden yaratılmış canlılar onlar. Nasıl şeytan ateşten yaratıldı, insan topraktan işte o moleküllerden yaratıldı. Bunlar da daha bizden farklı bir düzeyde, hatta atom altı düzeydeki maddelerden yaratılmış canlılar olabilir. Bedensel özellikleri bizimkilerden üstün olabilir. Yani bu normal bir şey. Hem de Halık'ın elbette ruha ve hayata münasip şu nur denizinden ve hatta zulmet bahrinden, hatta diyor karanlıktan. Ben bunu ilk düşündüğümde hani şöyle derdim ya, aslında karanlık ışığın yokluğudur. Bundan nasıl canlı yaratılabilir? Ama mesela uzayda karanlık madde diye bir şey keşfedilmiş. Başka hiçbir varlık alameti yok. Tek varlık alameti kütle çekimi. Yani diyorlar ki eğer uzay sadece bu bizim görebildiğimiz maddeden ibaret olsa galaksiler, çoktan dağılmaları lazımdı. O kütle çekimi onları bir arada tutmaya yetmezdi. Diyorlar o karanlık bölgelerde de bir madde var. Karanlık madde diyorlar. Tek görülebilir özelliği kütle çekimi. Ondan başka bir hiçbir özelliği yok. Fark edilemiyor şu ana kadar. Esir mi o? Karanlık madde diyorlar abi ona. Bilmiyorum nedir aslında, ne çıkacak. Ama varlığını bilim adamları kabul ediyor. Böyle bir madde var, karanlık madde. Ama kütle çekiminden başka bir varlık alameti yok. Belki o maddeden de yaratılmış canlılar var. Allah'ın kudretine sınır yok. Biz kendimizden ibaret görmeyelim. Ve bir zulmet bahrinden bir kısım zişu mahlukları vardır. Hem çok kesretli olarak vardır, çok da varlardır. Melaike ve ruhaniyatın vücutlarına dair nokta namında bir risalemde ve 29. sözde 2 kere 2 4 eder derecesinde bir katiyetle ispat edilmiştir. Eğer istersen ona müracaat et diyor ve bu risale devam ediyor. Biz devam etmeyelim, vaktimizi doldurduk. Bediüzzaman Hazretleri burada her bir basamakta ayetin zımmen kastettiği manalar, o hani dedi ki ana bir cümle var, altında başka cümleler de var. Biraz böyle derin girdiğinizde söylediği başka şeyler de var. Onlardan birisine bizim gözümüzü açıyor ki bunlar aslında düşünme imkanları. Bak bir de böyle düşün. Canlılık biyolojiye münhasır olmak zorunda değil. Bir de böyle düşün. İleride onu diyor mesela. O canlılık, uzaydaki canlılık bizim canlılığımız gibi olmak zorunda da değil. Bizim buradaki canlılığımız nasıl? Biz kavga ediyoruz, savaşıyoruz, bilmem ne oluyor. Dünyanın yüzeyindeki bir telaşla bu canlılık belli oluyor. Ama uzaydaki canlılık diyor mesela böyle olmayabilir. Hatta şöyle bir cümle var, orayı okuyayım. Semanın sükut ve sükuneti ve intizam ve ıttıradı ve müs'at ve nuraniyeti gösterir ki sekenesi zeminin sekenesi gibi değiller. Bizim gibi kavgacı değiller. Bizim gibi kavgacı değiller. Belki Allah alem bitkiler gibiler. Bitkiler kavga ediyor mu? Çok naif, yumuşak, zarif bir hayatları var bitkilerin. Yani biz onların canlı olduğunu tespit edemesek neredeyse cansızla canlı arası bir şey gibiler. Bu meleklerin hayatı da böyle olabilir. Yani bu kadar kavgacı, ona yumruk atıyor, buna şey yapıyor. Böyle bir şeyin olmaması, onu görmememiz, işte o Star Wars filmlerindeki gibi savaşların olmaması orada canlı yok anlamına gelmez.
Sema'nın sükut ve sükuneti ve intizam ve ıttıradı ve vüsat ve runatiyeti gösterir ki sekenesi zeminin sekenesi gibi değiller. Belki bütün ahalisi mutidirler. Ne emrolunsa onu işlerler. Müzaheme ve münakaşeye icap edecek bir sebep yoktur. Zira memleket geniş, fıtratları safi, kendileri masum, makamları sabittir. Demek ki nefis yok onlar. Evet. Biz gözümüzü bu ihtimallere açtığımız zaman bak yeni düşünme olanakları çıkıyor. Ha bak bizim gibi olmak zorunda değiller, bizim gibi kavga etmek zorunda değiller, bizim bedensel sınırlarımızla sahip olmak zorunda değiller. Yemek içmek dertleri yok. Bu sınırlardan kurtulduğunuz zaman tekrar dönelim ayete. Bir de diyor ki bütün canlılar insanlara hizmet ediyor ya. Evet o da var. Bunlar da insanlara hizmet etmek için. Tabii. Farklı meziyetler olabilir. Evet yani. En son o bütün bu basamakları aldığınız zaman hafsalanıza o zaman şu ayeti anlamak hiç ağır gelmiyor. Ant olsun ki dünya semasını biz kandillerle süsledik ve şeytanlar için o kandilleri birer taş yaptık. Mülk suresinin 5. ayeti kısa bir mealiyle böyleydi. Yani bakış açısınızı biraz genişlettiğinizde bu manayı kuşanmak insana hiç ağır gelmiyor. Cenab-ı Hak bunlardan hissemizi ziyade eylesin. Düşünce şeklimizi inşallah bu ayetler mertebesince, imkanlarınca genişletebilmeyi bize lütfetsin. Çünkü Müslümanca düşünüş ancak böyle inşa olunur. Kur'an bizde işte bunu inşa ediyor. Müslüman nasıl düşünür? Müslüman ne kadar hayal eder? Müslümanın tasavvuru ne kadar geniştir? Kur'an'ın bize ayetlerle öğrettiği biraz da budur. Cenab-ı Hak o genişliğe, o vüsate hepimizi eriştirsin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة